Şimdi ilk eşinden olan çocuğunu 1,5 yıldır, Ebrar Ece'yi 5 yaşındaymış, 1,5 yıldır görmediğini söylüyor. Ve bu yaşadığı işte problemlerden dolayı da kocası, ilk kocasını suçluyor. Emir'i suçluyorsun. Ben ama gerçekten dün anlamadım, çünkü Emir'in avukatının da gönderdikleri bazı sorular var. Daha doğrusu iddialar var. Emir'in bazı iddiaları var. Hepsini açık ve net soracağım. Çünkü bazen insanların burada söyledikleriyle gerçekler çok farklı olabiliyor. Telefonla bağlanan kişiler de öyle. Dolayısıyla biz bütün soruları sormak zorundayız. Elif, seni tanımıyorum. İlk kez burada gördüm çünkü. Doğru. Ve ben bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani sen dünyalar güzeli kızın Ebrar Ece'yi 3,5 yaşında boşanma aşamasındasın. Seni aldattığını söylüyor babası. Nasıl verirsin? Yani onlar, önce sen söyle, neden verdin tatlım benim? Ya Didem abla, sana şöyle söyleyeyim. Açık ben konuş ki, bak bana açık konuş, her şeyi söyleyebilirsin. Ben boşanmaya karar vermiştim öncesinde. Çünkü ben bir ay birlikte yaşadım, kendisiyle boşanmaya zaten kafamı koymuştum. Çünkü aldatmasını ben yakaladım. Yani evliliği, evliliğinizin birinci ayında boşanmaya karar vermiş miydin? Yok. Son aylarımızda, son bir ay kala ben kafaya koymuştum. Çünkü 5 kişiyle aldattığını gördüm. Ben işe gidip ayrı odada yatıyordum. Yani yatakları ayırdın. Yatakları ayırdım ben. Kafaya koydum zaten. Sakin bir şekilde gitmeyi istiyordum ama o günü bizim aramızda kavga oldu. 5 kişiyle aynı anda aldattığını gördükten sonra mı yatakları ayırdın? Evet. Aramızda kavga oldu. Evet. Bu kavga arbede arasında beni öldürmeye kalkıştı kendisi. Sen de ona bir tehdit, daha doğrusu demişsin ki sen beni aldattıysan ben de o zaman gidip seni aldatacağım. Bunu söyledim, söylemedim değil. Niye söyledim? Dedi ki bana, ben dedi yani bu benim bir hastalığım dedi. Her seferinde bunu söylüyor bana. Bu bende bir hastalık diyor. Hı hı. Ya bunu üstünü boş kapat diyor. Bundan bir şey olmaz. Bu sadece hastalık. Sadece ben yazışıyorum. Ben de sinirlendim. Dedim ki madem öyle dedim, senle dedim tekrar birlikte olmaya dedim, bir şartla kabul ederim. Senin yaptığın şeyi dedim ben yapacağım dedim. Sen de bunu kabul edeceksin dedim. Bunun üstüne bana saldırdı, beni öldürmeye kalkıştı. Ben son bir nefesimle kurtuldum. Son nefesim kalmıştı. Kendimi korumak zorundaydım. Ben ölüyordum orada. Ben karakol eşiğiyle çıktım, ayrıldım. Abisi gelip beni tehdit etti. Aldın, döndün. Döndüm. Ebrar yanımdaydı. Evet. Peki sonra neden verdin çocuğu? Çünkü onlar farklı şey söylüyorlar. Kendi elleriyle çocuğu bize teslim etti. Ben kendi bu çocuğa ellerimle değil ablam. Bakmak istemiyorum. Gelin Ebrar'ı alın demişsin. Öyle bir şey demedim ablam. Gerçekten öyle bir şey demedim ben. Her seferinde beni tehdit etti. Ya iş yerindeki benim patronlarımı arayıp benim patronlarımı rahatsız etti bu adam. Mersin'de miydin o sırada? Evet, Mersin Anamur'daydım, çalışıyordum. Ama bak özür dilerim ama gerçekten şimdi sonuçta senin eşin bir yanlış yapmış sana karşı, senin iddiana göre. Hı hı. Seni 5 kişiyle aldatmış. Sen peki bu teklifte bulunurken ciddi miydin? Ben de biriyle seni aldatacağım. Sinirimle söyledim, ben öyle bir şey yapmam. Acaba ben o sırada, öyle bir şey yapmam. Ben 5 sene birlikte oldum onunla. O sırada acaba şu anki eşin Bektaş senin hayatındaydı? Hayır abla. O yüzden acaba sen de böyle bir şeyde mi bulundun? Yok. O sıra ben Bektaş'la tanışmadım. Ben Bektaş'la çocuğumu aldı. Ben o an eve giremedim. İş buldum. Antalya Manavgat'ta iş buldum. Hı hı. Ben Manavgat'ta tanıştım eşimle. Daha sonra tanıştım. O meseleye geleceğim. Orada tanıştım. Da onların bir iddiası var çünkü. Hı hı. Bazı iddiaları var. Onu hepsini soracağım. Tabii. Ama en sonunda gelmişsin. Çocuğunla beraber yaşıyorsun. Hı. Mersin'de yaşıyorsun. Boşanmaya karar vermişsiniz. Hı hı. Çocuk senin yanında. Senin kocan da, yani o zaman boşandığın kocan da, Emir de Erzurum'da. Erzurum'daydı ama defalarca geliyordu evime. Anamur'a kadar geliyordu. Annemgilin yanında çok mülayim, çok dürüst bir insan gibi gözüküyordu. Ben çocuğumu görmek istediği için yanlarında ben de gidiyordum. Çocuğumu kaçırır korkusuyla. Ben yanlarında gittiğim zaman, iş yerinden izin alıp ben yanlarında gittiğim zaman, baş başa kaldığım zaman beni tehditlerle boğdu. Ben muhasebecilik yapıyordum. Ben onun bana yaptığı psikolojik baskılar yüzünden, tehditlerin yüzünden ben muhasebede yaptığım hesapları yanlış yaptım. Ben iş yerimden istifa ettim. Şimdi Emir Bora telefon hattındaymış. Çocuğunun babası. Ebrar Ece'nin babası. Hı hı. Emir hatta mısın? Alo, merhaba abla. Merhaba canım. Emir, senin hakkında abla, bayağı... Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükürler nasılsın, olsun. Misin, sağ ol. Sen nasılsın Emir? Çok şükür abla, Allah razı olsun. İyi, çok şükür abla, idare ediyoruz. Vallahi sizin meseleyi duyduk, üzüldük. Şimdi bu... Evet abla. Hı. Ben ablacığım, ben eski konulara girmek istemiyorum. Tamamen boşandığım için şu anda yanında da bir kocası var, eşi var. Ben saygı duyuyorum. O hanımefendi de evlenmiş. Ben 3 sene 2 sene önce yapılan bir
Boşanma sürecinde ben her şeyi bitirdim, her şey orada kaldı. Hı-hı. Ben şu anda kızımı göremiyorum. Bilmem o tür şeyler iddiaları var. Ablacığım ben doğum günü, kızımın doğum günü oldu. Ben fotoğraf attım ona. İşte sürekli bak komşularına fotoğraf atıyorum ki hani ona göstersinler ki hasret gidesin. Bu kızı kendi eliyle verdi. Zaten devlet bana vermiyordu. Devlet bana verir mi 2 yaşındaki bir kızı anneye muhtaçken? Peki nasıl kendi yani eliyle verdi? Emir sen onu tehdit etmişsin öyle diyor. Abla öyle bir şey olur mu? Bak sizin ekibiniz burada biz öyle insanlar değiliz. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Öyle biz sizin ekibinizde şu an bizim evde misafir etmişiz. Biz öyle dağdan inen insanlar değil. Bu Türkiye'nin bir devleti var, bir kanunu var. Kim kimi tehdit eder ya? Benim anam burada, annem yok, babam yok, kimsem yok. Ben tek başıma gitmişim orada. Ben onu nasıl orada tehdit edip de kızı alabilirim? Böyle bir mantık var mı? Kendisi İnsan mi verdi çocuğu? Nasıl? Kendisi mi verdi çocuğu? Kendisi verdi abla, ben bakmak istemiyorum. Bunun gözü zaten çocuk çamurlar içinde, ben getirdim çocuğun. İdrar yollarında enfeksiyon vardı. Enfeksiyonu ben 3 ayda tedavi ettim. O gözü şişti. Ondan sonra çamurların içine ben çıkarttım. Tamamen fotoğrafları ben size gönderdim. Ben yani bu çocuk zaten bu benden ayrıldı. Boşanma gerçekleşmeden önce bu bir aylık hamile olduğu için hemen beni aradı. Gel boşanalım diye. Anlaşmalı boşanalım diye. Ben hemen gittim. Zaten kendisi hamileydi başkasından, evlilik dışı. Yani o zaman sen de bir dakika adım adım gidelim. Önce şu şey meselesi. Yani sen de evliyken seni aldattı mı diyorsun? Tabii abla, yani ben sürekli gidiyordu bak sürekli buradan çıkıp gidiyordu o adamın yanında. Ben ondan şüphelenerek, ben zaten hani adamı tanımam etmem oradaki adama. Ben onu tanımıyorum. Ben sadece kızı, bak ben hayatta kızın bir kızının annesinden ayrı olmasına vicdanım el vermez. Ben öyle bir vicdansız bir insan değilim. Gelsin görsün. Ben bak yarın da gelsin, ben bir dakika, onlara bir dakika. Dur Emir bir saniye, Emir'cim bir saniye. Sen şeyle evliyken, Emir Bora'yla evliyken aldattın mı onu? Hayır. Ama bunun bahsettiği abla, biz mahkemeye girdik. Mahkemede hakim dedi ki sizi boşuyorum. Hı-hı. Ben ondan sonra zaten kızımı aldıktan sonra ben şeye gittim, Manavgat'a gittim. Benim hamileliğim şeyde kaydı bulursunuz, sağlık kayıtlarında. Ben size verdim bütün şifrelerimi, her şeyimi. Her şeyimi verdin de tarihlerde baktığında, tamam mı tatlım, bütün tarihlere baktığında kesinleşmenin olduğu tarihte ben hamile kaldığımı öğrendim. Kesinleşme ama öncesinde hamile olduğun anlaşılıyor. Yani yok, tarihlere baktığında anlaşılıyor. Hamile değildim ben öncesinde. Kesinleşme biz çok uzun Haziran'da bir şey, biz boşandık. Ama. Hakim bizi boşadı. 2021 yılında. Evet, Haziran'da bizi hakim boşadı. Ben hı-hı, Temmuz'un sonunda 28'inde de işe başladım Manavgat'ta. O esnada eşimle tanıştım. Çocuğun senin kaç aylık? 10 aylık. Evet. Tamam. Sen şimdi 2022'nin 5. ayında doğuyor çocuk. Doğru mu? Evet. Hesap kitap yaptığında 19 ay geriye gitmen gerekiyor şu anda. Yani 9 aylık hamilelik. Ya ben hatamı kabul ediyorum. 300 günü ben beklemedim. Yalnız şöyle bir şey var. Ben bir söyleyeyim. 9 aylık hamilelik, tamam mı? 10 ayda çocuk, 19 ay geriye gittiğimizde, tamam mı tatlım benim? Yani şeyde ya anlaşmalı boşanma davasının son duruşmasıyla ya da bir ay sonrasında senin o sırada hamile olduğun ortaya çıkıyor. Ablacığım, 19 ay geriye gittiğinde. Sağlık kayıtlarım da var. Benim hamile olduğum tarih orada var. Ben bizzat kendim gidip hastanede kan testi verdim. Hamile miyim, değil miyim şimdi diye. Bak Elif, sen Emir Bora'dan boşandıktan sonra yeniden evlenmek için mühtetin düşümü talebinde bulunuyorsun mahkemeye. Doğru hı-hı mu? Evet. O zaman 2 aylık hamilesin. O zaman hamile olduğumu öğrendim. 2 aylık hamilesin. 2. Ya ben ona bir devam şey demiyorum. Devam ediyorum. Evet. 2 aylık hamilesin. Mühtetin düşümü için başvurduğunda hamile değilim diyorsun. Bir dakika, hamile o değilim diyorsun. İkincisinde doğum yaptıktan sonrası. Hamile değilim diyorsun. Çünkü bu bir prosedür. Mühtet düşümü için başvurduğunda sağlık kontrolünden geçip hamile olup olmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Yeniden evlenebilmen için. Yeniden evlenmen için senin hamile misin değil misin diye anlaşılması gerekiyor. Evet. Sen hamile değilim diyorsun. Tamam mı? Hastaneye gideceğin için de mühtet düşümü davasından vazgeçiyorsun. Evet, ikinci davayı açtım. O da çocuğumun doğumu ve olduktan bu, sonra. Ve bu davada düşüyor. O zaman da Ocak ayına falan denk geliyor. Yani sen
O sırada yaklaşık aslında 4 aylık hamilesin. Ben Aralık, Eylül gibi ben hamile kaldığımı öğrendim. Ben Eylül'de hamile kalmıştım. Elifciğim, o zaman neden sen bu davadan, müddetin düşümü için başvurdun o davadan? Ben ilk öğrendim de bilmiyordum hamile kaldığımı. Niye vazgeçiyorsun o zaman davadan? Hamile kaldığım için miyim? Zaten olmayacak diye ben vazgeçtim. Çünkü hamile olduğun zaman müddeti kaldıramıyorsun. Bektaş, söyle canım. Ben konuşabilir miyim? O müddetten davadan vazma geçme diye bir şey yok. Biz gitmediğimiz için otomatik ben düştü. Biz davadan geçmedik. Bizim o şeyi yapmamız, hani bir an evvel nikahımız kalan da herkesin haysiyeti şerefi vardır. Yani tamam. Tamam, peki sen bunu kabul etmiyorsun. Emir Bora, sen o sırada seni aldattığını, Bektaş'la da başkası bilmiyorum. Bektaş diyor ki işte ben diyor evlenme. Nereden? O şahsı ben tanımıyorum. Onu görmedim, bilmiyorum, duymadım. Ama karının seni aldattığını nereden biliyorsun? Abla düşünsenize hemen boşandıktan sonra hem bir aylık hamile kalıyor hem de evleniyor. Yani bütün zaten sürekli göre biletini kesip gidiyordu oraya. Oraya gidiyordu, 2 ay gelmiyordu. Niye gidiyordun ben annemin yanına? Sen dövmüyor muydun beni? Hanım, ben sizinle muhatap olmak istiyorum. Benim kişiyle muhatap etmeyin, sizden ricam. Tamam. Bir de şunu söyleyeyim. Emir, bir saniye bir şey soracağım Emir. O da diyor ki beni sürekli aldatıyordu. 5 kişiyle aynı anda aldattığını özür diyor. Özür dilerim. Sizin gözünde öyle olayım. Özür dilerim. Bak kimse, herkes benim gözümde eşit. Özür dilerim. Ben sizden özür diliyorum. İnsan evladını bırakmaz ya. İnsan 2 yaşındaki çocuğunu bırakmaz. Yani insan bırakmaz. Anne, bak ben bu çocuğa hem anne oldum hem baba oldum. Ben bu çocuğu 3 ayda ben bunun idrar enfeksiyonunu çektim. Ben hastanelerde yattım. Benim çektiğimi Allah biliyor. Ben bu kızı 5 yaşına getirmişim. Şu anda gül gibi geçiniyor. Sizin ekibiniz de gördü. Bak çocuk orada yağmur, hatta bir şey, çamur, bir şey söyleyeceğim. Bitti. Çocuğun bazı görüntülerini gönderdi. Son çocuğun son halini göstereceğim sana. Yani Emir bize evet. De bir dakika onu getir.